Herkese selam. Şu an Çakal Lezzetler için çok önemli bir bölümü açmış bulunmaktasınız. Neden olduğunu hemen size açıklayayım. Benim tüketmeyi çok sevdiğim, tüm dünyada acayip bir trend olan, herkesin günlük hayatına acayip girmiş bir yemek var. Pokeball. Evet, yanlış duymadınız. Pokeball. Bu bir Hawaii yemeği. Amerika'ya doğru bir seyahat ediyor. Herkes kendi yorumunu yapıyor. Ama her şeyden önemlisi müthiş bir lezzet. Oldukça pratik ve çok sağlıklı. Hele Emirciğim, sen nereden biliyorsun Pokeball yapmayı? Ya sen Hawaii'ye mi gittin? Miami'de mi yaşadın? Amerika görmemiş adamsın sen. Ne bana bowl anlatıyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Amerika'ya gitmedim. Zörü. Söylenenler zor. Amerika'ya gitmedim. Bu bowl'u zaten ben anlatmayacağım ki. Bugün size Miami'de bowl ve sushi yapan bir food truck sahibi olan Deniz ve onun eşi Juan size bowl nasıl yapılır bütün incelikleriyle anlatacaklar. Bir tane sizin yoso sushi... Yaşasın. Sizin yoso sushi'de en çok yaptığınız, en çok tüketilen bowl'unuzu bir yapın. Bize tüm inceliklerini öğretin dedim. Ama onun da yanında bir de pratikçe yapılabilen bir çakal pokeball da yapacağız. Deniz kendisi gastronomi mezunu. Gastronomi okuduktan sonra Miami'ye gidiyor. Miami'de Zuma'da çalışırken Juan'la karşılaşıyor. Yakışıklı Juan Deniz'i tavlıyor. Juan acayip bir adam. Benden 1-2 yaş küçük ama 14 yaşlarında giriyor mutfağa. En düşük seviyeden başlayıp oradaki Japon sushi master'ından 12 yıl boyunca aralıksız çalışıyor. Daha sonra Zuma'dan Komodo'ya geçiyor. Sonra da bizim Türk zihniyeti girişimci Deniz de diyor ki kardeşim böyle olmaz gel diyorlar truck kuralım seninle. El aleme hizmet ettiğimiz yeter. Miami'de Design District'te zaten oralı insanların müdavimi olduğu Yosu Sushi'yi açıyorlar. Yosu Sushi, bunun adını değiştirsinler, söyleyelim böyle olmaz. Instagram hesaplarını da koyacağım. Çakal Lezzetleri abone olmadıysanız abone olmanızı öneriyorum. Ve şimdi sizi Deniz ve Juan'la baş başa bırakıyorum. Çakal Lezzetler. Welcome everybody, ladies and gentlemen. My enişte Juan. How are you, Juan? I'm doing great. Istanbul, Turkey has been amazing so far. People are so good. And I'm really happy I'm here shooting this video with you. I seen you from America. He's the guy, he's the man, guys. Diyor ki Juan, çakal lezzetleri Amerika'da diyor, sokakta herkes çakal lezzetleri izliyor diyor. Deniz, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın, süperim. Deniz de niye burada biliyor musunuz? MasterChef'e katıldı, MasterChef elemelerine. Hatta Deniz'le ilgili caps bile yapmışlar, Deniz Miami'den geldiği için. Hayaller hayatlar Manisa'dan Miami, gelmiş. Miami Manisa, aynen. Zaten çok çeşitlenebilir bir yemek ama bize harika soslar da öğretecekler. O zaman let's start! Bugün sizlere bizim Yosu Sushi'de de yaptığımız somonlu bir poke bowl yapacağız. Çiğ somon kullanacağız. Biz aynı zamanda pişmiş olanı da yapıyoruz ama poke'nin orijinali tabii çiğ balıkla yapılan. Somon da bildiğiniz üzere yağ oranı yüksek bir balık olduğu için buna limonlu, sitrus bir sos yapacağız. Onunla servis edeceğiz. Juan size balığın poke bowl yapılmadan önce ne tür işlemlerden geçtiğini, bakterileri öldürmek için ne tür şeyler yaptığımızı, balık nasıl seçilir, ne tür bir balıkla çalışmalıyız ondan bahsedecek şimdi. Sözü ona veriyorum. So right today we're gonna start with the salmon. It's very important you choose very fresh salmon if you want to eat it raw. If you want to cook it, you can go a little bit less quality of the salmon. Raw, you always want to make sure it's the freshest possible. The first thing I do when I look at the salmon, I look at the fat content. I give it a nice smell. It smells so good. It doesn't smell bad, so I know right away this is a good fish. Balık gibi değil de daha çok deniz gibi kokması lazım. You're gonna cover this whole piece of salmon with salt. Okay, so if you want a little bit more tips about how to get the best salmon if you go to the market, the best thing is you look at the gills and make sure it's really red and they have like really clear eyes. So now the next step is we're gonna get the salt and then we're gonna cover the whole salmon with salt. Don't be afraid, you could put a lot, it doesn't matter, you just want to cover the whole salmon.
to make sure you take the excess water and also to cure the salmon. My advice, do 25 minutes for small pieces. If you have a whole salmon, you could do 45 minutes. So every fish all the time, you always want to put skin down. And yeah. We don't cure the skin with the salt. No, because we're gonna fillet and we're gonna take the skin away from it. Sushi'deki birebir aynı muamele şu an yaptığımız şey. Çiğ yendiği için en önemli şey bu balıkların soğuk zincirinden hiçbir zaman kırılmaması gerekiyor. Bulundukları mutfağın ısısı, tezgahlarının ısısı, bunu böyle uzun uzun elimde tutayım da ısınsın gibi şeyleri yok. O yüzden bu masterlar kendi de tık 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 işini yapıyor. Hadi kardeşim ye sushi'di buradan diye şey yapıyorlar. Pirinçten ve nasıl yıkanması gerektiğinden bahsedebilir miyiz? Sushi pirinci Türkiye'de çok pahalı. Aslında çok fazla da fark yaratmıyor. Short grain diye geçiyor, yani daha küçük taneli bir pirinç. Kameraya bakarsın. Short grain diye geçiyor, daha küçük taneli bir pirinç. Biz osmancık aldık. Bugün osmancıkla yapacağız. Sushi yaparken de yine osmancık kullanabilirsiniz. Çok fazla fark etmeyecek. Şu anda nişastası çıkana kadar en az 5-6 kere, yani o su tamamen şeffaf olana kadar yıkayacağız pirinci. Sen resmen çamaşır çitiler gibi, evet, çitiliyorsun. Aynen öyle. Böyle mi yapmamız gerekiyor? Böyle yapmamız gerekiyor. Şu an 4. turdasın sanırım. Belki biraz daha da uzun sürecek, nişastalı bir pirinçmiş. Yıkamaya devam edeceğiz. Bir tur daha yıkayalım. Şimdi yıkama işlemini bitirdik. Ondan sonra süzgeçte kuruttuk. Bütün suyu çıkana kadar bekledik, salladık falan. Pişme işlemine geçeceğiz. Nerede pişirelim biz bunu? Gördüğün gibi evimde azıcık dolap olduğu için alan sıkıntısı var. Allah Allah, sapsız tencere mi olur ya? Takılabilir sap sayesinde hem yer tasarrufu sağlıyor. Benim için daha da önemlisi, yağ falan kaynarken güvenlik anlamında da ben bunu çok verimli buluyorum. Ve sapı olmadığı için de şu. Şöyle bir hareket. Eti mühürledim, atıyorum. Hop kardeşim. Bu arada arkadaşlar, zaten hep incelyo kullanıyordum, biliyorsunuzdur. Biz tırağı da alırız. Ben size bir çeyiz hediyesi yapayım. Çok sevinirim. Vallahi. Vallahi pilav tenceresi olarak bunu kullanalım şimdi. Tamam, buyurun. Lightsaber'ımız. Şimdi 2 bardak pirincimiz var, yıkayıp kuruttuğumuz. Pirinç pilavı gibi değil. Daha diri diri kalacak. Bir de... Tabii Amerika'da çeşme suları içiliyor değil mi? Evet. 2 bardak suyumuzu... Bir... Spor açısından da böyle sırt çalışıyor. Aynen öyle. Biraz daha alabilir miyim? Yarıdan daha az. Yani bire tamam, birden... 2 parmak daha fazla. Şimdi Juan bize harika bir spicy mayonez, yani acılı özel bir mayonez tarifi verecek. The rice is cooking, so we can go ahead and make our spicy mayo. The most important about spicy mayo is have fun with it. Make whatever you want. Try to make it really good with spicy, sweet. So in today's case, we're gonna use sriracha and we're gonna use thyme, honey. So that's gonna be our recipe for today, and regular mayo. You could do like 2 spoons to start first. Let's see if this comes out. So that'll be 1 spoon and then 2 spoons. And then we're just gonna mix it around to see how the color changes the mayo. A little bit light on the pink side. You want a little bit darker. So that means it needs a little bit more sriracha, a little bit more kick to it. So we're gonna add a little bit more. So 3 spoons of sriracha, that'll be perfect. I like the color of the mayo. It's very pink. Don't be afraid to try every step on the way. So you get a little bit of kick of the sriracha, so I'm really happy with it. So now we're gonna move with the honey. Because honey and spicy, you have to make sure it's balanced. And you wanna make sure when you're making your spicy mayo is that try different flavors. This mayo goes very good with fried fish, burgers. I'm pretty sure you could use this mayo in any recipe that you like. So we're gonna start small with 1 spoon of honey. Okay? I'm just gonna add it up. Okay, guys, so now we're gonna try it again. Now I get perfectly the sweetness of the honey and the kick of the sriracha. So now we want to add some smokiness, some another kick that is complementing the sriracha, and we're going to use paprika. Let's do 1/2 spoon to make sure. And then you see the effect of the paprika made on the mayo. You see these little spots of red. That's a really good sign of the spicy mayo. And now let's finish it with chipotle tabasco. Right, let's do 1/2 spoon again. Fingers. Oh, there we go. You see, I got dirty. Everybody gets dirty in the kitchen. Okay, last step. There we go. I'm satisfied with my spicy mayo. Make sure you want it to be pink and you get every flavor on that cake. Delicious. Thank you.
Thank you. Suyu kaynadı pirincin. Deniz'in dediği gibi kapağını kapatıyorum. Altını iyice kısıyorum. Pirinçler suyunu çektiğinde zaten pişmiş olacak. Deniz'in yaptığı oranlarda. 25 dakika geçti. Somonumuzu çıkardık. 1 saat kurmayı unutmuşuz ama yarım saat 45 dakika bir önemi yok. Minimumu 25 dakika diyelim. Şimdi yıkayacağız somonu. Yine dolabımıza kaldırıp soslarımıza başlayacağız hemen. Soğuk suyla yıkadığınızdan emin olun. Aman diyeyim. Sıcak su değmesin balığa. Pişmeye başlar yani. Bulaşık makinesinde somon pişirdiğim bir bölüm vardı, biliyor musun? Biliyorum tabii ki, bilmez miyim? Kurulayalım. Puan kızdı. Kurulamayı unuttum. İşte kızdı. Hiç hava kalmayacak şekilde. And make sure there's no air affecting the meat. And this will be a perfect salmon cure. Saku. Japonca saku, parçalanmış balığın o şekline saku deniyor. If you want to eat it raw, I don't recommend it more than 2 days. But if you're gonna cook it, it can stay at least up to 3-4 days. So if you want to eat it raw, the secret is to eat it immediately. Pokeball'un olmazsa olmazı balığın sosla karıştırılması. Bazı soya sos olup da soya sosla ürettiğimizde pek çok sos var. Bugün ponzu adı verilen portakal ve lime'la aynı zamanda da bir balık aroması olan citrus bir sos yapacağız diyebilirim. Ponzu Japonya'da, Japon restoranlarında en çok kullanılan soslardan bir tanesi. Yapımı çok kolay. Asıl malzemeleri olmasa da Türkiye'de elimizde bulduğumuz malzemelerle benzeri bir sos yapabiliriz. Biz de bunu yapacağız. Normalde ponzu sos kaynatılan da bir sos. Şimdi biz size daha hızlı bir versiyonunu yapacağız. Aklımızdan ne kullanalım diye geçiyordu. Türk sardalyası dedik. En güzel balık tadını da onunla verebiliriz diye. Tuzu azaltılmış soya sos kullanmak önemli. So right now she's squeezing all the juices of the lime and orange to incorporate it with the soy sauce. This is Alaaddin sardines. First you taste because it's so fishy and so salty. It's really salty, man. Yeah. Okay, so we get the sardine. Perfect. Also, if you guys don't want the texture of the sardine, you can always use a cloth. Actually put the sardine inside the cloth and let the sardine soak with the soy sauce for over 2 days, so you can get that rich flavor of the sardine incorporated to the soy sauce, which will be your ponzu. Portakal suyumuz, lime suyumuz. Şöyle bir kaşık şeker koyalım. Bir portakalın suyunu ve kabuğunu kullandık. Aynı zamanda da bir lime'ın suyunu ve kabuğunu kullandık. Şimdi soya sosumuzu ekleyeceğiz. Arkadaşlar, kafanız biraz karışmış olabilir. Bunların hepsinin tarifini zaten aşağı yazacağız. Portakal ve limon suyuyla aynı oranda olacak. Mirinin yerine şeker kullandık diyebiliriz şu anda. Normalde bu sosların hepsi sizin o Whole Foods'larda vesaire her yerde var. Var. Hazır olarak. Aynen. Ama siz kendiniz mi yapıyorsunuz? Biz hepsini kendimiz yapıyoruz Trak'ta. Çünkü hazır olanın tadı gerçekten hiçbir şekilde aynı olmuyor. Oh, really good ponzu. Wow, amazing. Yeah. Okay, wow. Yeah, it's really good. So, bir kaşık kullandık bu arada sardalyadan. Evet, şimdiden aslında bayağı bir etkisini gösterdi. Evet. Şimdi de Juan enişten bize eel sos yapmayı gösterecek. Oldukça da kolay olduğunu söylüyor. Bakalım neler yapacak eniştemiz. Bu sodium soy sauce. So we're gonna go 1 cup of soy sauce. Perfect. This half of sugar. And then we're gonna put it here. Right now, it's super runny. And how can you test that? It's by your spoon. You get your spoon. You see how fast the soy sauce is running out of the spoon? That's no good. A tip, always go like that so you don't have splash. Once the soy sauce boils, then we're gonna drop it down and make sure it gets simmer, okay? And always make sure the soy sauce gets thicker. So if you need more sugar, just add it up. Like I say, I put half a sugar, so now I'm gonna put a full sugar. So it's gonna be the ratio 1:1. One soy sauce, one sugar. And we're gonna continue until it gets thicker. Kaseyi bir buza oturtuyoruz. Eel sosumuz tamam. Soğuyunca katılaşacak biraz daha. Şu an buz operasyonunu kolay soğusun diye yapıyoruz, değil mi? Aynen öyle. Make sure your knife is sharp to making sushi, but in this case we're making poke bowls, so it's not as strict as you need it to be sharp. So the first thing I do is
I go like this. If the knife sticks to my nail, that means it's sharp. But right now, it's not sharp. So we're gonna give it a nice touch for Chacal's knife. So this is one angle knife. So you just wanna do one angle, maybe 20 degrees up, and you're gonna do it like this. Maybe 6 times. And then one side. Ben de bu sırada mısırları soyuyorum. So again, maybe 6 times, and 2 times. If you have double angle knife, it's just easy, you just go like this. And I cut it in strips. Okay. I'm gonna cut it half. We're gonna cut another half. And also follow the angle of the cucumber. So you see how I turn it? And it will be perfect to take out the seed. One more time, and there we go. And then we're just gonna go like maybe 2 centimeters below the seeds to take it out. To make sure everything's almost the same way. And after this, then we can just cut it. Neredeyse bütün pokeballlarımızda kullandığımız malzemelerden bir tanesi de taze mısır. Haşlanmış veya donuk olarak almıyoruz. Taze ve tatlı olan mısırlardan. Aynı zamanda bunu haşlamayacağız da sadece tavada tereyağıyla soteleyeceğiz. Hala tazeliğini koruyacak, yani haşlanmış bir mısır gibi olmayacak. Mısırın da çok taze olması ve tatlı olması önemli. Ne kadar ince, şuna bakar mısınız ya? Biz Zuma'da çalışırken ilk yaptırdıkları şey taze soğan kestirmek. Sana diyorlar ki taze soğan kesebilir misin? Yani herhalde keserim, niye kesemeyeyim taze soğanı? Doğruyorsun, adamlar bakıyor, olmamış diyor, atıyor. Bir kasa daha veriyorlar. Hani günlerin, yani saatlerce taze soğanı her biri bu kadar ince olacak şekilde kesmekle geçiyor. Böyle tepsilerce taze soğan kesiyoruz. Çünkü neredeyse her şeyde kullanıyoruz taze soğanı. Hatta böyle olaylar da var. Sen taze soğanı kesiyorsun, üzerine adını yazıyorsun, tarih atıyorsun. Ertesi gün bir geliyorsun, dolapta taze soğanlar yok. Yani başkası senin hazırlığını çalıyor. Çünkü taze soğan kesmekten artık insanlara çok sinirleri bozuluyor yani. Mutfak zaten çok zorlu bir yer. Aynen öyle. Tam konusu gelmişken, şef olmak isteyen arkadaşlara bir şeyler söylersen. Aynen. Bence kesinlikle okul okumayı düşünüyorlarsa okula başlamadan önce profesyonel bir mutfakta komi olarak, stajyer olarak kesinlikle iş bulsunlar ve mutfağın gerçekten ne olduğunu orada öğrensinler. Çünkü insanların kafalarında bir şef hayali var. Bir de gerçekte yaşanan bir şeflik var. Trakt'taki pokeballlarımızda ya yengeç salatası ya da deniz yosunu salatası kullanıyoruz. Sizin kullandığınız yengeç gerçek yengeç değil mi? Değil, aynen. Kanikama deniyor buna, Japoncası. Siz burada surimi diyorsunuz. İmitasyon yengeç kullanma sebeplerimizden birisi Amerika'da çok fazla insanın da İnanılmaz alerjik olması kabuklulara. Evet. %60'ı müşterilerimizin yengece, karidese alerjikler. Bu balık aslında aromalandırılıyor ve renklendiriliyor. Biliyorsunuz ki plastik tüketimi dünyanın her yerinde çıldırmış durumda. Okyanuslarımız kirleniyor. O yüzden Amerika'da bunun kullanımını azaltmaya yönelik çok fazla çalışma yapılıyor. Biz de küçük çaplı da olsa tırağımızda, eğer kendi kaplarını getirirlerse, onlara indirim veriyoruz. Bizim de aynı zamanda kullandığımız metal kaplar da var. Bazen de eğer kabul ederse müşteri, onunla servis ediyoruz plastik kap yerine. Bizim de küçük bir katkımız olduysa, belki daha büyük şirketlerde, belki bizden örnek alır ve böyle böyle küçük değişikliklerle büyük bir değişiklik olur diye umut ediyoruz. Ooo, işte kıvam budur. I said molasses kıvam, but it's more molasses than kıvam. Yes, you are right. Aa, soğumuş da. Şimdi acılı mayonezimizle yengecimizi karıştırdık. İçine taze soğanımızı da koyduk. Tabii ki benim her şeye koyduğum lime'ın kabuğunun rendesi. Lime yoksa limon da olur, o yoksa portakal da olur. Herhangi bir narinciyeyle bunu yapabilirsiniz. Ama lime'ın aroması gerçekten çok daha farklı. Teşekkür ederim. Çok azıcık tuz koyduk. Son aşamamız olan mısırımızı tereyağında çok hızlı çevireceğiz. Sonra da pokeball'un yapımına başlayacağız. Bu mısır koyma işi Yosoş...
Yosa sushi'ye ait galiba, değil mi? Diğer poke bowl'larda mısır kullanılmıyor. Edamame kullanıyorlar. Mısırı biz kullanmaya başladık. Özellikle ton balığıyla yaptığımız poke bowl'larda o ton balığının aromasıyla mısırın tatlılığı bir araya gelince harika bir şey oluşuyor. Somonlu olan da biz bazen edamame kullanıyoruz ama şimdi mısır çok güzeldi, tazeydi. O yüzden onu kullanmak istedik. Onun dışında farklı bezelye de soteleyebilirsiniz. Ya da elinizde olan taze barbunya varsa onu da böyle hafif bir soteleyebilirsiniz. Herhangi bir bakliyat olur yani. Soğuk tavaya atıyoruz tereyağını. Tavamız ısınınca da mısırı atacağız. When I make my corn, I want to get also the corn to get a little bit caramelized, a little burnt. So we're going to incorporate now the corn. We're going to throw it there. We're going to leave it there. Make sure it gets really hot. And when you start seeing the corn popping, then that's when you start putting all your ingredients to it. Grind some pepper. Now I'm going to start moving the corn. Make sure all the sides gets cooked eventually. And you want this caramelized color on it. Once you have that, then now you can start throwing your butter, and we're gonna do it little by little. Okay. Okay. You see that color? That's what you wanna get, that caramelized color on it. Okay. Now we're gonna throw all the butter in, turn it off, and just keep continuing cooking it with the heat of the pan. So you're gonna get that little bit of paprika. We're gonna throw a little pinch for that color. Pum pum pum. We're gonna cut our avocado now. The way I open it, I always make like an X. Okay, that's one. So it can be even cuts. And if this happens, it's okay. You can take it aside and just cut it. We're gonna peel it. It's a very soft one. Yeah. You got different avocados, America, right? Oh yeah. Not yeah. From America. Meksika'dan gelenler yeah. Var. Bir de büyük. Koskocaman really? Olanlar var. Ama onlar is hiç tercih tasty? Edilen bir avokado değil. Hayır, su gibi. Koskocaman su gibi yani. Ucuz onlar. Meksika'dan gelenler asıl en güzel olanları. Bu arada çok komik ama bayağı avokado mafyanın elinde. Satılması, pazarlanması, yurt dışına çıkarılması. Eğer küçük bir avokado üreticisiyseniz başınıza tünüyorlar ve hiçbir şekilde doğru düzgün iş yapamıyorsunuz. Okay, so now we're gonna cut the avocado. So we're gonna make a fan. Whoa! This is for like text. This is for. Arkadaşlar bu nedir ya? Her biri birebir aynı kalınlıkta. Ben dedim ki ikinci de yavaş kes gözünü seveyim çekemiyoruz dedim ya. Bu ne ya? Bu ne bu? Bu ne ya? Nasıl bir kesmedir bu? Nasıl doğal yapıyor, nasıl alışmış eli, yani gerçek ustayı izlemek keyif verir ya insana, gerçekten bugün çok keyif alıyorum. What you think about my knives? They're really good, but they need a little bit of sharpening, but they're so good. Balığı keserken her zaman yanımızda bir buzlu su, içine de bir kase haliyle kesip hemen oraya koyacağız. Sosu orada karıştıracağız ki oda sıcaklığına gelmesin. Her zaman sushi servis ederken balığın derecesinin gerçekten soğuk olduğundan emin olmamız lazım. Çünkü çiğ balık her zaman soğuk tüketilir. Tabii derisini çıkaracağız. Derisini çıkarırken somonun bir tarafı her zaman zaten biraz açıktır. Şuradan görebilirsiniz. Bu tarafı çok fazla tutmuyor derisini ama buraya bakarsanız burası tutuyor. Her zaman deri altta kalacak. Ondan sonra buradan giriyorum. Şunu yaptım. Tersime gelmesin diye çevirdim. Bıçağı soktum buraya ve deriyi tutuyorum. Bıçağımı çok fazla oynatmıyorum. Bu arada bunun için de keskin bir bıçağa ihtiyacınız var. Her zaman deriyi aşağı yukarı oynatıyorum. Döndürdüm. Onu burada nusret gibi şey yapabiliyor musun? Peki böyle dırırırt yapıp fat diye atabiliyor musun? Atmıyoruz. Biz bunu da kullanıyoruz biliyor musun? Tır somon derisi yapabilirsiniz. Ben de biliyorum ki. Silver skin deniyor. Yani eğer sashimi yapacaksanız veya nigiri yapacaksanız bu tür sushi yapımlarında eğer mesela iyi bir şef olduğunuzu göstermek için balığın üzerinde bu silver skin yani gümüş derinin kalmış olması gerekir.
Eğer sırf böyle turuncuysa demek ki çok fazla deriden et aldınız diye düşünülür. Poke bowl olunca konu küp küp kestiğimiz için çok fazla ağzınıza gelen bir sıkıntı, böyle bir sinir bir şey olmuyor. Nigiri veya sashimi yapacaksanız ette de bu böyle, balıkta da. Balığın bu gördüğünüz çizgilerinin tersine doğru gidersiniz ki o ağzınıza o damarlı yer gelmesin. Bunu da ortadan ayırıyorum. Hızlı çalışmak lazım bu arada. Isınmasın diye. Odanın sıcaklığı da önemli. Balığımızı koyduk. Üzerine doğradığımız taze soğanları koyduk. Ponzumuz, alt tarafta buz var. Bu önemli. Ponzumuzu dolaptan çıkardık. Bu da soğuk ve bekledi. Şu an tadı çok daha iyidir yani. And it's beautiful bowl from Turkey. Böyle pirincin üstüne geçiyoruz. Bu bile yeterli. Şimdi yaptığımız acılı mayonezden aynı şekilde. Acılara mayonez söylüyorum. Acılara mayonez söylüyorum. Şimdi sosluğa koyup sıkabilirsiniz ponzu. Üf, çok iyi. Bu salatalık hem böyle fresh bir tat veren hem de bu kasede en büyük amacı somon yumuşak, pirinç yumuşak kıtırlığı salatalıkla veriyoruz. Yengeç salatamız ya da siz bulursanız yosun salatası da kullanabilirsiniz. Of. This is Hook Village cucumber. I don't know Hook Village. Hook Village where is it? Halkalı mı no? No, it's Çengelköy man. Oh, Çengelköy. Sotelediğimiz mısırları da ekliyoruz. Of. Biz normalde dondurma kaşığı ama büyük dondurma kaşıklarıyla çıkarıyoruz. Tam böyle ortasında yüz yuvarlak oluyor. Üstüne gezdirerek. Bu arada ben de gerçekten limon kabuğu veya lime kabuğunu kokteyllere, tatlılara... Çabi neredesin Çabi? Ben kafayı yiyorum ya. Lime kokusu, o soslar falan. Bir de nasıl bu kadar şık yaptınız? Biz burada c***mizi yırtıyoruz, şık tabak çıkaracağız diye. Çıkar çık. Bu nedir ya? Miami'den geldiler, gönülleri fethettiler. Çakal lezzetler için İstanbul'daki son günlerinin içine ettiler. Hayır ya. Bir poke bowl nasıl yapılır bunu gördük. Poke bowl'a önem verme sebebim şu. Şu an İstanbul'da poke bowl yapan 3 ya da 4 yer var. Gayet de güzel yapıyorlar. Bazen kendim işimi atmak istediğimde oradan sipariş veriyorum. Ne yazık ki çok haklı olarak ülkemizde bu ürünler pahalı olduğu için bir bowl 40 lira, 45 lira, 50 lira civarında oluyor. Ama bence değiyor da. Her gün yiyelim diyebileceğimiz bir şey değil. Onlar sayesinde evde yapabilmeyi gördük. Ama şimdi birazdan bir de bunun çakal versiyonunu yapacağız. Ama şimdi bunu yiyelim. Juan bile diyor ki senin işin de zormuş diyor. Nasıl yemeden dayanıyorsun? Bon appétit. Evet. Buyurun. Enişte. Are we in Afyon? Are we eat lokum? Are we eat kaymaklı lokum? What is this my enişte? Juan. It's the best poke bowl. If food makes you happy, it's always good food. Çok güzel. Arkadaşlar inanılmaz iyi ya. Uzak Doğu lezzetlerine aşinaysanız inanılmaz iyi. Nasıl kesmiş şuna bak ya. Kardeşim Photoshop mu burası? Layer layer kesmişsin sen bunu. Super delicioso amigos. Super delicioso amigos. Cabrón. Bu o kadar güzel ve o kadar ahenkli bir tabak ki hayatınızda hiç sushi yememiş olsanız bile, hiç çiğ balık yememiş olsanız bile şunu yeseniz şunu yeseniz dersiniz ki cabrón, this is so delicious. Poke bowl cümle içinde kullanması, ben poke bowl çok seviyorum falan demesi çok önemli. Trend oluyor, oldu bile. Mesela benim arkadaşlarım adalara gidip surf yapıyorlar falan böyle. Aa bize pokeball oluyoruz falan diyorlar. Ben de orada pokeball ne demiştim ilk duyduğumda. Meğer buymuş. Surfçü de olsa insan insandır. Ayırmamak lazım. Şu an ben de aslında onlarla beraber geliştirdiğimiz bir çakal bowl tarifi vereceğim size.
Çakal deme sebebim şu. Onun kadar uğraşmadan, özellikle de o kadar maliyete girmeden buna da çok yakın bir lezzeti size sunmak istiyorum. Hani midye dolma bölümümü izleyenler varsa bilirler. Ye böyle. Aynı lezzet ama kaşıklayabiliyorsun böyle. Bol da sushi için aynısı. Mantık olarak sushi'de sevdiğimiz bütün her şeye sahip. Sushi gibi ufak ufak değil, özellikle bizim gibi kaşıkla bulgur pilavı yemiş insanlar olarak sushi'yi de kaşıklamayı tabii ki isteriz, değil mi? Eel sos. Demin öğrendim, dünyanın en basit sosu şeker ve soya sosunun çektirilmesiyle oluşan bir sos. Çok tanıdık bir sos sushi restoranlarından falan ama gerçekten bu kadar da basit bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir çakalın mutfağında olması gereken bir sos olarak hayatıma girdi. Çakal bir spicy mayo, kral mayonez diyorum ben buna. Çünkü spicy mayonez deyince içine ne bileyim yani kekik, nane falan girince spicy mayonez olur bence. Mayonezinizin içine bazı şeyler kattınız ve harika bir şey oluşturdunuz. Bu da tamam. Bu ponzu çok güzel bir sos. Deminki çiğ somonumuza harika bir tat verdi ama benim yapacağım bowl'da zaten çiğ balık olmayacağı için buna çok şart yok diye düşünüyorum. Avokado ve balık olarak ne kullanacağız? Balık olarak ton balığı kullanacağız. Konserve ton balığı tabii ki. Ne yazık ki Türkiye'de gerçek ton balığı bulmak çok güç. Ki çiftlikleri olsa da pek satıldığını göremiyoruz. Böyle bir ton balığından harika bir lezzet sunacağım şimdi. Ufa! Ufa! Kızım! Cutie, where are you? My cutie! Çok da parçalamadan şuraya geçirelim. Mayonez. Kaparim yok kardeşim. A101'da ben kaparıyı nereden bulayım? Şak'ta kaparıyı nereden bulayım? Ben B.I.M'de kaparıyı nereden bulayım derseniz veya normal kornişon turşu tak 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 Juan eniştem gibi kesersiniz şöyle şak 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 şak. Şimdi ben acıyı seven biri olarak içine birazcık ta çabiden kalma biberlerimden ağza geldiği noktada gümp 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 patlasın diye ciddi acı biber. Ben de şimdi yeşil soğanları keseceğim Juan gibi. Evet, gördüğünüz gibi çat 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 hızlıca kesiyorum. Bir ne kadar da kolay kestim. Of. Şöyle. Şu an burada öyle bir karışım var ki kenarları kesilmiş bir tost ekmeğinin arasına koyduğunuz an dünyanın en iyi ton balıklı sandviçi olur. Pirinci yapması normal Türk pilavını yapmasından ne kadar daha basit olduğunu gördünüz. Oldukça doyurucu. Eel yani yılan balığı. Yılan balığı iğrenç bir şey ya. Eel derler ya, o yüzden adına eel koymuşlar. Deniz gibi bende damlatmacalar. Şimdi bakın ben yapacağım, onlarınki gibi şık olmayacak. Ortasına mı koyayım, yanına mı? Aslında içeriklerin neredeyse hepsi bu balığın içinde olduğu için. Onların yaptığı gibi mısırı taze olarak kesince daha güzel oluyor, daha diri olarak dişe geliyor. Haşlanmış mısırla da yapabilirsiniz yani. Azıcık tereyağında biraz kırmızı biberli mısırı şaklatırsanız böyle de güzel olur. Çok güzel kokuyor. Fakirin lime'ı da limondur. Çok sevdiğim için biraz fazla koydum. Yeter gari dediler. Çakal bowl hazır. Evet, onlarınki gibi Miami'li olmayabilir. Onlarınki gibi Hawaii'li olmayabilir. Ama en azından yurdum bowl'lu. Bizim köyde yediğimiz bowl işte arkadaşlar. Babaannenin yanına, oy babaannem, organik babaannem bana bugün bowl mu yaptın deyince köyde biz bunu yeriz işte. Bunu istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Önemli olan damakta yarattığı çat çat tatlı, ekşi, acı, balık, umami, başkan, ne ettin, hop. Hepsini aynı anda yaşamak için bu sosların bazılarına ihtiyacımız var. Dünyamıza katılan bu yemekleri yemeden önce bir de Hawaii çiçeği boynuma koyuyorum. Uy. Böyle güzel. Güzel lan. Bakalım çakal bowl nasıl olmuş? Bence de çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Oo çok iyi. Bowl yani bowl. Bowl bowl. Bowl bowl. Bowl bowl. You can't believe how good it is. Çok seviyorum çakal style diyor.
Sevgili Miami'li Amerikalı, belki Amerika'da yaşayıp Miami'ye tatile falan giden çakal lezzet severler, lütfen Yoso Sushi'yi ziyaret edin ve biz çakal lezzetlerden geldik deyin. Bir indirim indirim bir şey yaparsınız. Hemen veriyorum. Türkler, Amerika'daki Türkler. Benim hiç Türk müşterim yok ya. Gelsinler. Şimdi ben çok hızlıca biraz bu serüvenden de bahsetmenizi istiyorum. Sen kalkıp gidiyorsun Antalya'dan. Bir anlat. Memnun musun? Nasıl gidiyor işler? İyi mi? Vallahi açıkçası bizim de paramız yoktu. Ama kendi işimizi kurmak istiyorduk. Puanı ben gaza getirdim yani. Haydi haydi haydi. Kredi kartlarımıza borç koyarak bir tane truck aldık. Truck bile değil yani. Araba yeri yok. Trailer deniyor. Yani sadece arkası. Bizim bir yerden bir yere gitme lüksümüz de yok o sebeple. Aynı yerde durmamız gerekiyor. Peki izinler? İstersen bazı şirketler belirli ücretlerle sizin izinlerinizin hepsini hallediyor. Ama biz dedik ki madem bu işe girdik, madem paramız yok diye ağlıyoruz, o zaman izinleri de bir bir kendimiz halledelim dedik. Hepsini birebir gidip halledilmesi gereken yerlerden hallettik. Food truck'ta sushi ya. Evet. Olur mu öyle şey? Doğru. Burada bu kadar hijyenden, bu kadar bakteriden vesaire bahsettik. Truck'ta bu zor olur gibi aynen. De öyle düşünüyor. Öyle bir düşünce var. O düşünceyi yıkmak için bir yerde olmamız gerekiyordu. Ve şans eseri biraz da zorlayarak Miami'nin en lüks mekanlarından biri olan Design District. İsmi de çok iyi ya. Design District. Derken orada bir aile olduk gerçekten. Harika müşterilerimiz var. Her gün gelen müşterilerimiz var. Yoso Sushi'yi takip edin Instagram'dan. Sık paylaşım yapmıyorlar ama arada bir şey paylaşıyorlar. Böyle ağzımın suyu aka aka izliyorum. Memnun musunuz? Yani para kazanabiliyor musunuz? Karnımızı doyuracak, cebimize girecek bir paramız kesinlikle oluyor. Çok da minnettarız. Bu korona döneminde bir süre biz de kapanmak zorunda kaldık. O süreçte hala hem çalışanlarımıza hem kendimize ödeyecek birikmiş bir paramız vardı. Fazla yerimiz de yok. Biz bitince kapatıyoruz. Genelde her gün sold out olan bir yeriz. Süper. Ertesi gün çok yeniden iyi. Balığı alıyoruz. O yüzden her şey inanılmaz taze. Fena gitmiyor. Bu bizim için ilk adımdı. Ramen ve pokeball konsepti olan bir food hall. Böyle sadece Asya mutfağı üzerine küçük küçük restoranların olduğu Miami'de. Oranın inşaatının bitmesini bekliyoruz. Menümüz, her şeyimiz hazır. Oraya gireceksiniz. Evet. İstanbul'a da bir yer açmak gibi bir planımız var. Juan buraya geldikten sonra iyice kafayı taktı. Thank you Juan enişte. Thank you Amir. Thank you Deniz. Thank you. Thank you Istanbul. Thank you Turkey so much. Welcome to Miami. Hem de ni de ami yami. Miami. Hittiri nittiri Miami. Beyaz yakalılar. Sizi çok seviyorum beyaz yakalılar.